Arkadaşlarım selamlar. AYT Matematik konu anlatımında 6. haftadayız ve 8. dersimizdeyiz. Trigonometrik denklemleri işleyeceğiz. Bu videomuzda eğer hazırsanız, videoyu beğendiyseniz ve abone de olduysanız kanala dersimize başlayacağız. Trigonometrik denklemler çok ama çok önemli. Neredeyse her AYT sınavında çıktığını da söyleyebilirim. Hadi gel birlikte dersimize bir geçiş yapalım bakalım. Evet, 8. derste olduğumuzu söylemiştim. Trigonometrik denklemler konumuz. Trigonometrik denklemlerde kosinüs, sinüs, tanjant ve kotanjant için ayrı ayrı yöntemler dile getireceğiz. Şimdi bu yöntemlerden ilki olan kosinüs x eşittir a denkleminin çözümüne bakacağız. Cos x eşittir cos theta eşitliğinin sağlanabilmesi için burada x sevgili arkadaşlarım ya theta artı k çarpı 2pi olacak. Yani arkadaşlar theta'yı bulduktan sonra 2pi fazlası da 2pi'nin katları kadar fazlası da bizim için kök kabul edecek. Kök kabul edilecek. Neden? Çünkü sevgili arkadaşlarım örnek veriyorum sen 10 diye bir kök buldun 10 derece. Bunun 360 fazlası olan 370 derece de köktür. Bunun 360 fazlası olan 730 derece de bizim için bir köktür. Bu şekilde sonsuz tane kök kabul edebiliriz, bulabiliriz. Aynı zamanda eğer senin 10 derecede bir kökün varsa tabii ki eksi 10 derecede de bir kökün olmak zorunda. Çünkü biliyorsun kosinüs 10 derece ile kosinüs eksi 10 derece birbirinin eşitiydi. Bundan kaynaklı eğer 10 diye bir kökün varsa eksi 10 diye de bir kökün vardır. Tabii o eksi 10'un da 360 fazlası veya işte 720 fazlası veya 1080 fazlası yine senin için kök olacak. Çünkü sevgili arkadaşlarım göstermiştik burada kosinüs teta ile kosinüs eksi teta birbirinin eşitidir. Örnek 10'a bakalım. Kosinüs 2x eşittir. Kök 2 bölü 2 denkleminin çözüm kümesini bir bul demiş bakalım bana. Hadi bulalım. Şimdi öncelikle ben kosinüsü kök 2 bölü 2 yapan açının tabii ki pi bölü 4 olması gerektiğini biliyorum. O halde diyorum ki 2x eşittir. Ya pi bölü 4'tür veya 2k pi kadar fazlasıdır. Ya da 2x eksi pi bölü 4'tür ve artı 2k pi kadar fazlasıdır diyeceğim. İşte sevgili arkadaşlar biz şu an 2x'leri bulduk. Hala çözüm kümesi elde edilebilmiş değil. Bize ne lazım? X'ler lazım. Bundan kaynaklı çözüm kümesini şu şekilde oluşturuyorum artık. Öyle x'lerden oluşmakta ki bu x'ler 2'ye bölersem pi bölü 8 artı k pi'dir. Veya x'ler sevgili arkadaşlarım eksi pi bölü 8 artı k pi'lerden oluşur. Ve burada da k'lar birer tam sayı olmak zorundadır diyeceğim. Çözüm kümesi olarak karşımıza bu çıktı. Ve işte sevgili arkadaşlarım bütün bu denklemin tamamını sağlayan x'ler karşımızda. Evet 61. örneğimize bakıyoruz. Kosinüs 2x'de kosinüs 4x'in toplamı eşit 0 denkleminin 0 pi aralığındaki köklerini bulunuz demiş. Ben kosinüs 4x'i yarım açı formülü sayesinde 2 cos kare 2x eksi 1 olarak yazabilirim. Ve böylelikle 2 çarpı cos kare 2x'i yazdım. Yanına hemen kosinüs 2x'i koydum. Yani şunu koydum ve eksi 1'i de en sona yazdım. Eşittir 0 dedim. Şu an bu kosinüs 2x'e bağlı sanki ikinci dereceden bir denklemmiş gibi düşünülebilir. Ben burayı 2 kosinüs 2x'e kosinüs 2x diye açabilirim. Burayı da sevgili arkadaşlarım artı 1'e eksi 1 diye açarsam bak çapraz çarpıyorum. 2 eksi 1'den buradaki artı 1'i vermiş oldu bize. Yani 2 kosinüs 2x eşittir 1 veya kosinüs 2x eşittir eksi 1 diyeceğim. Burada kosinüs 2x eşittir 1 bölü 2 gelir veya burada da kosinüs 2x zaten eksi 1'di. Peki kosinüsü eksi 1 yapan hangi açı değeri var? 2x eşittir pi var değil mi? Pi artı 2k pi dedim ve burada da x'i yalnız bırakırsam pi bölü 2 artı k pi olacaktır benim bir köküm. Burada da kosinüsü 1 bölü 2 yapan hangi açı değerleri var? Bir sevgili arkadaşlar pi bölü 3 var 60. Bir de tabii ki eksi pi bölü 3 var. O halde 2x eşittir pi bölü 3 artı 2k pi diyeceğim. Bir de eksi pi bölü 3 artı 2k pi diyeceğim ben 2x'e. Ve böylelikle 2'ye de bölersem x eşittir pi bölü 6 artı k pi diyeceğim. Bir de yine 2'ye bölersem buradan da x eşittir eksi pi bölü 6 artı k pi gelecek. Şu an ben 3 tane bak x eşittir pi bölü 2 artı k pi, x eşittir eksi pi bölü 6 artı k pi ve x eşittir pi bölü 6 artı k pi olduğunu buldum. Pekala 0 ile pi aralığındaki köklerini bulunuz demişti. Şimdi ben burada k'yı 0 seçecek olursam pi bölü 2 diye bir köküm olur. Cepte.
K'yı 2 seçtiğim anda, K'yı 1 seçtiğim anda pi artı pi bölü 2 pi'den büyük olacağı için buradan başka kök gelmez diyorum. Geldim buraya. K'yı 0 seçersem pi bölü 6 diye bir köküm var. K'yı 1 seçtiğim anda pi artı pi bölü 6 pi bölü pi'nin dışına çıkacaktır. Dolayısıyla burada da başka kök kalmadı ve şuradayım artık. Eksi pi bölü 6. K'yı 0 seçersem eksi pi bölü 6 olur. 0'ın altında olmaz. K'yı 1 seçersem burada pi eksi pi bölü 6'dan 5 pi bölü 6 gelir ki bu da pi'den küçüktür. Demek ki benim köklerim sevgili arkadaşlarım pi bölü 2, pi bölü 6 ve 5 pi bölü 6'ymış diyeceğim. Cevabımız bu 3'ü olacaktı. Örnek 62. 2 kosinüs x eşittir eksi 1 ise tabii ki kosinüs x eşittir eksi 1 bölü 2 olacaktır. Ve bu denklemin çözüm kümesi sorulmuş bize. Öncelikle ben burada x'in sevgili arkadaşlar derece cinsinden bulalım hadi. Kosinüsü eksi 1 bölü 2 yapan değer 120 derecedir veya eksi 120 derecedir. Bundan kaynaklı diyorum ki çözüm kümesi eşittir. Öyle x'lerden oluşmakta ki x'ler eşittir. 120 derece artı 360 derece çarpı k veya x'ler eşittir. Eksi 120 derece artı 360 derece çarpı k ve burada k'lar tabii ki tam sayı olacak diyebiliriz. Evet arkadaşlarım 62. örneğimizi çözdük. Devam ediyorum. 63. örnekle yine kosinüsle ilgili. X artı pi bölü 4 ve burada da 3 pi bölü 2 artı 2x verilmiş bize. Burada sevgili arkadaşım 3 pi bölü 2'ye eklenmiş değil mi? Şimdi burada oturup da indirgeme formülü yapmanın pek bir mantığı yok. Burada şunu söyleyebiliriz. X artı pi bölü 4 madem kosinüs ikisi de ve birbirine eşit. O halde x artı pi bölü 4 ya 3 pi bölü 2 artı 2x'e eşittir. Artı 2k pi diyeceğim. Ya da sevgili arkadaşlarım x artı pi bölü 4 eşittir. Eksi 3 pi bölü 2 eksi 2x diyeceğim ve artı 2k pi ekleyeceğim. 2k pi'leri eklemeyi lütfen unutmayın. Pekala şimdi burada ben şu x'i tutup şunun yanına gönderebilirim. Ve böylelikle sevgili arkadaşlar burada eksi x kalır ama bunu bu tarafa gönderirseniz eğer eksi x eşittir. Bak şurası 6 pi bölü 4'tür. 6 pi bölü 4'ten şuradaki 5 pi bölü 4'ü çıkarsan 4 pi bölü 4'ten pi gelecektir. Tamam. 6 pi bölü 4'ten 5 pi bölü 4 gelir. Özür dilerim. 5 pi bölü 4 geldi. Artı ne var? 2 k pi var. Şimdi eksiyle de çarpabiliriz. Eksiyle çarptığın takdirde de x eşittir. Eksi 5 pi bölü 4 ve eksi 2k pi gelir. Birinci x'i buldum. İkinci x'i bulmak için de şuradan faydalanacağım. Eksi 2x'i bu tarafa attım. 3x. Pi bölü 4'ü karşıya atarsam eksi pi bölü 4 gelir. Şurası eksi 6 pi bölü 4'tü. Yanına pi bölü 4'ü gönderirsem eksi 7 pi bölü 4 olur. Artı bir de 2k pi'miz var. Ve buradan 3'e bölersem de x eşittir. Eksi 7 pi bölü 12 artı 3'e bölmüştüm. 2k pi bölü 3 olmuş olur. İşte diğer x'imiz de burada. Çözüm kümesi sorulmuştu. Çözüm kümesi eşittir dedim. Öyle x'lerden oluşuyor ki x eşittir. Eksi 5 pi bölü 4 eksi 2 k pi veya buradan da eksi 7 pi bölü 12 artı 2 k pi bölü 3 diyebiliriz. Ve tabii ki burada k'lar tam sayı olacak sevgili gençler. Evet, sin x eşittir a denkleminin çözümüne bakacağız şimdi. Sin x eşittir sin teta eşitliğinin sağlanabilmesi için x'ler ya teta artı 2k pi olacak. Ya bir tane teta bulduk ya. İkinci sağlayan kök nerededir? Pi eksi tetadır. Çünkü arkadaşlarım şurasının sinüsüyle şurasının sinüsü aynıdır. Dolayısıyla ben burayı elde edebilmek için 180'den yani pi'den tetayı çıkarmak zorundayım. 64. örneğimiz bununla alakalı, bir birlikte bakalım. Şimdi ne diyorum? 2x eksi pi bölü 12. İyi dinle. Sinüsü 1 bölü 2 yapan radyan açısı hangi açıdır arkadaşlarım? Sin 31 bölü 2 idi. Pi bölü 6'dır. Artı diyorum 2k pi'dir diyorum. Tamam. Burada eksi pi bölü 12'yi bu tarafa atacağım. 2x eşittir. Bak şurası 2 pi bölü 12. Eksi pi bölü 12 de bu tarafa gelirse artı pi bölü 12 de gelir. 3 pi bölü 12 oldu. 3 pi bölü 12 de pi bölü 4'tür. Artı 2k pi diyorum. Tamam bu cepte değil mi? Şimdi bir de şöyle bir durum var tabii ki. Ben burada x'i elde ettim. Bak 2x'leri elde ettim değil mi? Pi bölü 4 artı 2k pi. Pekala şimdi bir de şöyle bir şey yapabilir miyiz? 2x eksi pi bölü 12 eşittir. Şimdi 180'den yani pi'den pi bölü 6'yı çıkarıyorum. 5 pi bölü 6 artı 2k pi'dir diyorum. Daha sonrasında bunu bu tarafa atacağım. Şimdi burası ne? 10 pi bölü 12. Bunu bu tarafa atarsam 11 pi bölü 12 yapar. 2x eşittir. 11 pi bölü 12 artı 2k pi dedim.
Tabii x'leri bulmadık hala. X'leri bulalım. X eşittir. Hatta direkt çözüm kümesini yazalım artık. Çözüm kümesi eşittir. Öyle x'lerden oluşmakta ki x eşittir. Bak. X'i elde edebilmek için 2'ye böleceğim. Pi bölü 8 artı k pi veya x eşittir. Burayı yine 2'ye bölersem 11 pi bölü 24 ve artı k pi diyeceğim. K'lar burada tabii ki tam sayı olacak. İşte sevgili arkadaşlarım, sinüsümüzün, sinüsür denklemimizin çözüm kümesi burası oldu diyeceğim. Ne yapıyordum kosinüste? Alfayı buldum ya, eksi alfa da köktür diyorum. Sinüste ne yapıyorum? Alfayı buldum ya, 180 eksi alfa da köktür diyorum. Şimdi geldim buraya. Kosinüs x eksi pi bölü 4 artı sinüs x eşittir 0 denkleminin 0-2 pi aralığındaki köklerini bize bulunuz demiş. Şimdi öncelikle ben bunu tabii ki sinüse çevirebilirim. Sinüse nasıl çevireceğim bunu, x eksi pi bölü 4'ü? Biliyorsunuz ki birbirinin tümleri olan açıların sinüsleri kosinüslerine eşitti. Dolayısıyla ben şu ifadeyi, yani kosinüs x eksi pi bölü 4 dediğim ifadeyi sinüs pi bölü 2 eksi x eksi pi bölü 4 biçiminde yazabilirim. Burada sinüs dedim. Pi bölü 2 dediğim şey aslında 2 pi bölü 4'tür. 2 pi bölü 4'ten artı pi bölü 4 diyorum ve eksi x çıkarıyorum. Ve böylelikle burası da 3 pi bölü 4 olmuş oluyor. Tabii ki de artı eksi x'imiz mevcut. Burası da sinüs oldu. Şimdi bulduğum şeyi getiriyorum buraya. Sinüs 3 pi bölü 4 eksi x artı sinüs x vardı. Bunu karşıya atıyorum. Eksi sinüs x oldu. Eksi de sinüs fonksiyonu tek fonksiyon olduğu için içeri girebilir. Yani sinüs eksi x yazabiliriz. Şimdi ikisinin de sinüsü eşit olduğuna göre artık ben şöyle bir cümle kurabilirim. Bizim buradaki 3 pi bölü 4 eksi x'imiz eşittir. Ya eksi x olur artı 2 k pi ya da 3 pi bölü 4 eksi x'imiz 3 pi bölü 4 eksi x'imiz şunun 180'den çıkarılmış hali olur. Yani pi artı x olur. Pi eksi eksi x'ten pi artı x gelir artı 2 k pi diyeceğim. Şimdi burada x'i elde etmem gerekiyordu benim. Burada sevgili arkadaşlar eksi x ile eksi x birbirini götürüyor ve 3 pi bölü 4 2 k pi'nin bir katıdır diyoruz. Tam sayı katı. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. O halde buradan bir kök gelmeyecek diyeceğim. Ve buradan da 3 pi bölü 4 eksi x eşittir pi artı x artı 2 k pi demiştik. Bak şimdi şu x'i aldım, bu tarafa gönderdim, eksi 2 x. 3 pi bölü 4'ü de pi'nin yanına göndereceğim. Pi'den 3 pi bölü 4 çıkarsa pi bölü 4 kalır. Pi bölü 4 artı 2 k pi dedim. Her iki tarafı eksi 2'ye böleceğim şimdi ve x'i bulacağım. X eşittir. Böylelikle ne gelir? Eksi pi bölü 8 gelir. Ve eksi 2'ye böldüğüm için de eksi k pi gelir diyeceğim sevgili arkadaşlar. Ve böylelikle artık burada k eleman tam sayı dersek işte benim köklerim burada olacak. Peki 0 ile 2 pi aralığındaki kökleri bul demişti. 0 ile 2 pi aralığında. Ben eğer burada k'yı 0 seçersem eksi pi bölü 8 gelir ve 0'ın altında. O halde k'yı eksi 1 seçelim ki burası pozitif gelsin. Pi eksi pi bölü 8'den 7 pi bölü 8 gelir. 2 seçersem de 2 pi seçersem de o zaman da sevgili arkadaşlarım 15 pi bölü 8 gelir benim. Diğer köküm 7 pi bölü 8 ile 15 pi bölü 8 benim 0 ile 2 pi aralığındaki köklerimdir diyebilirim gönül rahatlığıyla. Ve devam edelim 66. örneğimizle. Sin 4x eşittir sinüs x artı 40 demiş. Bunun çözüm kümesi soruluyor. Şimdi ne yapacağız biz? 4x eşittir ya x artı 40 derece artı 360 derece çarpı k diyeceğim. Ya da 4x eşittir diyorum. Bak şurayı nasıl başka kök bulurum? Pi'den bunu çıkarırım değil mi? X eksi 40. Yani pi'den dediğim 180'den çıkaracağım. Tamam. 180'den şu şekilde eksi eksi 40'tan 220 gelir. 220 eksi x artı 2 k pi, yani 360 derece çarpı k diyebilirim. Şimdi burada bana x'ler lazımdı ama öncelikle ben bu x'i bu tarafa göndereyim. 3x eşittir 40 derece artı 360 derece çarpı k olur. Burada da eksi x'i bu tarafa gönderirsem 5x eşittir 220 derece artı 360 derece çarpı k olacaktır. Ve her iki tarafı 3'e bölersem bak burada x eşittir 40 derece bölü 3 artı 3'e böldüm 120 derece çarpı k oldu. Burada da her iki tarafı 5'e bölersem x eşittir 220'yi 5'e böldüm 44 mü gelir? Sanırım öyle gelir. 44 derece artı 5'e böldüğüm takdirde de burası 72 derece çarpı k gelir sevgili arkadaşlarım. Çözüm kümemizin elemanları bu ve bu olacak ve tabii ki de k'lar birer tam sayı olacak diyeceğiz. 100. sayfamızı bitirdik ve devam ediyorum tanjant ve kotanjant denklemlerine. Tan x eşittir tan teta veya kot x eşittir kot teta eşitliğini sağlanabilmesi için x'i buldun, teta buldun ya,
Üzerine k'yı ekleyerek gidiyorsun sadece. Burada bulacağın tek kök bu teta. Ve 180, 180, 180, 180 fazlası bize daima kökü verir. Çünkü eğer bir köküm buraysa bir diğer köküm hop 180 derece karşıdadır. Yani buradadır sevgili arkadaşlarım. Kök 3 çarpı sin x eksi cos x eşittir 0 denkleminin pi ile 3 pi bölü 2 aralığındaki köklerini bulunuz demiş. Şimdi öncelikle ben bunu bu tarafa göndereyim. Bakalım onu o tarafa göndersek olabilir. Kök 3 çarpı sinüs x eşittir. Öncelikle kosinüs x diyelim. Bunu dedikten sonra her iki tarafı sinüse böldüğüm takdirde kök 3 eşittir. Kosinüs x bölü sinüs x olacaktır. Yani kotanjant x eşittir kök 3 olacaktır. Burada kotanjant x eşittir eğer kök 3 ise x dediğimiz şey biliyorsun ki kot 30 kök 3'tü. 30 da pi bölü 6'dır. Pi bölü 6 artı k pi diyeceğim sevgili arkadaşlarım. Ve burada pi ile 3 pi bölü 2 aralığındaki kökleri bulunuz demişti bize. Pi ile dediği için k'ya öncelikle 1 verelim ki pi'den fazla çıksın burası. X eşittir pi bölü 6 artı pi'den. Burası 7 pi bölü 6 gelir. K'ya 2 verdiğim takdirde artık buraya geçeceği için 3 pi bölü 2 geçeceği için ben artık başka kök yoktur diyeceğim. Bu aralıktaki sadece bir tane kökümüz var. O da 7 pi bölü 6'dır diyeceğiz sevgili gençler. Evet, hazırsanız arkadaşlarım şöyle bir daha bakmak istiyorum. Tamam, bir sıkıntı yok. Devam edelim. 68. örneğimizde kotanjant 2x'de tanjant 6x'in çarpımı 1 demiş. Bu denklemin sıfırla pi aralığındaki köklerini bulunuz demiş arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle bir durum var. Tanjantla kotanjantın çarpımı hangi durumda 1 olur? Tan x artı tan x çarpı kot x. Hatta şu x'lerle karışmasın diye a diyelim biz oraya. Mesela tanjant alfa ile kotanjant alfanın çarpımı 1'dir. Değil mi? Pekala. Ya da şöyle de denilebilir. Tanjant alfa ile kotanjant 180 artı alfa dersem eğer ben bunların da çarpımı 1'dir. O halde gençler artık şunu söyleyebilirim. Mesela 2x ile 6x birbirine eşit olabilir. Veyahut 2x eşittir 180 ya da pi diyelim pi artı 6x olabilir. Tamam mı? Şimdi buradan 2x 6x eşitse x'in 0 olma gibi bir durumu söz konusu. Ama x 0 olursa biliyorsun ki kot 0 dediğimiz şey kot 0 bölü sin 0. Sin 0 da 0 olduğu için burası tanımsız gelir. Yani buradan kök gelmedi. 2x eşittir pi artı 6x dedim. Ya da burada 6x eşittir pi artı 2x de diyebilirsin. Aynı şey. Sonuçta şu taraftan geldik. O halde 4x eşittir pi olur artı k pi dedim. Ve buradan x eşittir pi bölü 4 artı k pi bölü 4 diyebiliriz tabii ki. Sıfırla pi aralığındaki kökler sorulmuştu. Sıfırı yerine yazarsam x eşittir ne gelir arkadaşlar? Pi bölü 4 gelir. 1'i yerine yazarsam pi bölü 4 artı pi bölü 4'ten pi bölü 2 gelir. Ki hala sıfırla pi aralığındayız. Burada az önce neyi yazdım ben? 1'i yazdım. 2'yi yazarsam 2 pi bölü 4 ile pi bölü 4'ün toplamı 3 pi bölü 4 gelir. Ve eğer ki 3'ü yazmıştım 3 pi bölü 4, 2'yi yazdım 3'ü yazarsam 3 pi bölü 4 ile pi bölü 4'ün toplamı pi yapar. Yani 0 ile pi aralığında demişti, pi dahil değil, o halde pi'yi kök olarak alamam. Demek ki pi bölü 4, pi bölü 2 ve 3 pi bölü 4 benim bu aralıktaki köklerimmiş sevgili gençler. 69. örneğimiz, 69. örnekten sonra periyodik fonksiyonlar var. Dolayısıyla bu farklı bir videonun konusu. Biz 69. örneğimizi bu videoda bir çözelim bakalım. Tanjant 2x eksi pi bölü 4 eşittir eksi cot x demiş. Ben bunu şu şekilde yazabilirim. Tanjant 2x eksi pi bölü 4 eşittir kotanjant eksi x yazabilirim. Kotanjant eksi x. Sonuçta kotanjant tek fonksiyon olduğu için bu eksi buraya girebilir. Tanjantla kotanjant birbirine nasıl eşit olacak sevgili arkadaşlarım? Birbirinin tabii ki tümleri ise eşit olacak. Yani ben bunu şöyle yazabilirim. Tanjant 2x eksi pi bölü 4 eşittir kotanjant pi bölü 2 eksi x yazarım. Pi bölü 2 eksi x olur mu? Bir daha bakalım. Kotanjant pi bölü 2 eksi x değil. Pi bölü 2 eksi eksi x. Heh, şimdi oldu. O halde burası pi bölü 2 artı x'tir aslında. Burası ne oldu? Aslında şurası tanjant oldu. Özür dilerim. Ben şu kısmı baştan almak istiyorum. Sizden kusura bakmayın diyorum. Tanjant pi bölü 2 yani 90 eksi eksi x dersen bunlar birbirine eşit olur ki burası da pi bölü 2 artı x gelir. Şimdi ikisi de tanjant ve ikisi de birbirine eşit olduğundan 2x eksi pi bölü 4 ya pi bölü 2 artı x'tir. Tabii ki artı k pi'yi unutmayacağız. Ya da 2x eksi pi bölü 4 eşittir diyorum. Pi bölü 2 artı x'in
pi fazlası artı k pi olacak dedim. Şimdi şuradaki x'i sol tarafa gönderdim, x. Eksi pi bölü 4'ü bu tarafa gönderirsem burada 3 pi bölü 4'ü elde ederim. Artı bir de k pi dedim. Burada da x'i bu tarafa gönderdim. Ne geldi? X geldi arkadaşlar yine. Eksi pi bölü 4'ü bu tarafa atarsam 3 pi bölü 4 artı pi'den. 3 pi bölü 4 artı pi'den. 7 pi bölü 4 artı k pi gelir dedim. En küçük pozitif kökünü bulunuz demiş. Burada k gördüğüm yere 0'ı yazarsam. Şimdi k gördüğüm yere 0 yazacağım. Buradan 7 pi bölü 4 gelir. K gördüğüm yere burada 0 yazarsam 3 pi bölü 4 gelir. Ki k gördüğüm yere ben burada eksi 1 yazarsam da buradan 3 pi bölü 4 geldiğini lütfen unutma. Demek ki en küçük kökümüz neymiş burada? Pi bölü 4'ün ta kendisiymiş diyebiliriz sevgili gençler. Evet, belki geçen sene çok daha farklı çözmüşümdür. Yani farklı yollardan çözmüşümdür mantığıyla geçen sene trigonometri videosunu da izleyebilirsin geçen seneki. Yani geçen sene dedim, yine bu sene çektim de 2023'ün içerisinde. Biliyorsun ben bunları baştan anlattığım için sana. Daha güncel konu anlatımı olsun diye. Yanlış hatırlamıyorsam şöyle yazarsan çıkacaktır. SML Hoca Trigonometri 6. ders yazarsan çıkacaktır. Trigonometrinin 6. videosunda yine trigonometrik denklemleri işlemiştim. Orada da sevgili arkadaşım yine izleyebilirsin. Hem farklı bir bakış açısı olmuş olur. Yine tabii aynı benim tarafımdan bir bakış açısı var ama yine de farklı çözümler türetmiş olabilirim. Oradan da yine tekrarını yapabilirsin diyelim. Ve tabii ki artık videomuzu sona getirelim. Gençler, sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.